Öncelikle herkese merhaba. Ben İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Öğrencileri Topluluğu Başkanı Muzaffer Egelcer. İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri olarak hazırlamış olduğumuz TÜRKMİKS Bronz Yerel Birlik Adaylık Sunumuna hoş geldiniz. 2020-2021 yılında ilk öğrencilerini alan İzmir Tınaztepe Üniversitesi'nin ilk öğrencileri olarak ismini hep duyduğumuz ve olanaklarıyla göze çarpan Türk Tıp Öğrencileri Birliği'nin üniversitemizdeki temelini biz atmak istedik. Bu fikrimizi dönem arkadaşlarımızla paylaştık. Sonra onların ve hocalarımızın desteğiyle önce yönetim ve denetim kollarımızı, ardından çalışma kollarımızı oluşturduk. Denetim kurulumuz, tıp eğitimi çalışma kolumuz, staj değişimi çalışma kolumuz, halk sağlığı çalışma kolumuz, cinsel sağlık ve üreme sağlığı çalışma kolumuz, araştırma değişimi çalışma kolumuz, İnsan Hakları ve Barış Çalışma Kolumuz. 6 adet çalışma kolumuzu oluşturduktan sonra üniversitemizde topluluk olarak faaliyet göstermeye başladık. Bu seneki eğitim öğretim yılının büyük kısmı bizim için yüz yüze olmaması sebebiyle elimizden geldiğince çeşitli online platformlardan etkinlikler düzenlemeye çalıştık. Bunlardan ilki Zoom üzerinden düzenlediğimiz tanışma toplantısıydı. Bu toplantıda dekanımız Profesör Doktor Esra Özel ve doktor öğretim üyesi Onur Öztürk'ün katılımlarıyla hem sınıf arkadaşlarımızla hem de hocalarımızla tanışmak için fırsatımız oldu. Bunun ardından sınıfımıza Türk Miski tanıtmak ve bilgilendirmek amacıyla tıp fakültemizde bir çalışma etkinliği daha düzenledik. İmkanlarımız doğrultusunda üniversite arkadaşlarımızın katılımlarıyla bir film gecesi organize ettik. Daha sonrasında üniversitemizde ders vermekte olan 9 Eylül Üniversitesi ana bilim dalı hocası Sayın Doçent Doktor Cemal Güvercin ile Vakalarla Etik 101 adlı bir etkinlik düzenleyerek otonom bir aracın yapay zekası ile ilgili üniversitemizde vakalar üzerine tartıştık. Mart ayında üniversitemizin hibrit olarak açılmasından faydalanarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde ilk yüz yüze etkinliğimizi okulumuzun konferans salonunda sunduk. İlk yüz yüze etkinliğimiz olması sebebiyle katılımı olabildiğince yüksek tutmak istedik. Bunun için okulumuzun panolarına afiş asarak ve online platformlardan duyurular yaparak etkinliğimizi tanıtmaya çalıştık. Bu etkinlikte İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Öğrencileri Topluluğu olarak kadına şiddete dikkat çekebilmek için birinde toplulukta yer alan arkadaşlarımın, diğerinde ise üniversitemizin çalışanlarının röportajlarının yer aldığı iki video hazırladık. Sonrasında röportajda sorduğumuz soruları etkinliğimize katılım gösteren dekanımız Profesör Doktor Esra Özel ve Profesör Doktor Şule Gök hocalarımıza da sahnede önerdik ve görüşlerini dinledik. 18 Mart tarihinde 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlamak amacıyla düzenlemiş olduğumuz etkinliğimizde ise ilk olarak araştırma değişimi çalışma kolundan Esra Poyraz'ın sunumu, sonrasında tıp fakültesinden arkadaşlarımızın müzik dinletisi yer aldı. Baküs Tiyatro Topluluğu'nun Kadın Doktor Agnodis oyunu ile etkinliğimizi tamamladık. Sosyal medya platformlarını da aktif olarak kullandık. Sonrasında sadece kendimize ait topluluğumuz tarafından hazırlanmış sosyal medya paylaşımları yaptık. Dilerseniz Instagram sayfamızı Karakyol'da okutarak ziyaret edebilirsiniz. Bu sene COVID-19 salgınından dolayı yapamadığımız, seneye yapmayı hedeflediğimiz etkinlikler ise huzur ev ziyaretleri, işitme engellilerle beraber işaret diliyle bir şarkı videosu hazırlamak, alışveriş merkezinde bilgilendirme etkinlikleri yapmak, üniversitemizde yurt dışında ihtisas eğitim için bilgilendirme çalışmaları yapmak, sevgi evi ziyaretleri, konferans salonunda sinema etkinlikleri, diyabet farkındalık gününe dikkat çekmek için konferans salonunda düzenleyeceğimiz etkinlikler ve oyuncak ayı hastanesi ziyaretleri şeklinde sıralayabiliriz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Seneye yapacağımız etkinlikleri Türk Tıp Öğrencileri Birliği adı altında yapmak dileğiyle. İyi günler dilerim.